Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar sizlere. Bugün önceden hamurunu yoğurdu. İzmitli tatlımı yapacağım. Böyle önceden hamuru yoğruluyor, dolaba koyuluyor. Ben bir seferde 3 hamurluk yoğurdum. 3'e böldüm. Buzdolabına, buzluğuna koydum. Akşamdan çıkartıyorum yapacağım gün. Ya da misafirim geleceğinde çıkartıyorum. Çözülünce başlıyorum geri yoğurmaya bunu. İçine ne katıyorum? Yarım kabartma tozu. Şöyle hafif göz kararı. Serpiyorum ve yoğuruyorum onunla. Bir de yumurta kırıyorum içine. Bir tane de yumurta kırıyorum. Bu bunları. Onu göstereceğim. Ondan sonra da şekiller veriyorum. Veyahut da aparta koyarsınız. Sıkma şeyi var ya. Ondan sıkıp yağda da kızartabilirsiniz. Çok güzel olur. Ben bir yol buldum, tutturdum öyle. Çok şahane yapıyorum. Rengi de çok ışıl ışıl oluyor. O kadar güzel bir tatlı oluyor ki yemelere doyamıyorlar. Yani deneyerek buldum kendim ben. Bunu bir kenara koyalım biz. Bu tatlının tepsisi. Bunu ne yapalım? Hadi bir yağlayalım bunu. Bu yağlamalarımı bununla yapıyorum arkadaşlar. Niye derseniz daha kolay oluyor, daha iyi oluyor. Bu yağdan alıyorum. Bu tereyağı falan var ya, ismini vermeyeyim de. Onlardan alıyorum. Bir seferde kullanıyorum bunlarla. Yağlamış oluyorum. İşte böyle bu. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi gelelim bugün ne yapacağız? Bugün asıl meselemiz bizim B12 vitamini için tahinli çörek arkadaşlar. Mayalı tahinli çörek. Onun için böyle bir maya ihtiyacımız var. Aslında ben ev mayası yapacaktım arkadaşlar. Artık yaşlandım inanın ki. Hiç uğraşmak istemedim. Gittim dün iğne yapıldığımda maya aldım. Bu 4 tane oluyor ya bir pakette. Onlardan aldım. Artık onlardan kullanacağım. Boş ver seni. Bir keyfim olduğunda yaparım öyle. Bu maya şart arkadaşlar. Hele de ev mayası da olursa içinde süper olur. Ama o zaman bir tane şey koyarsınız. Kuru maya. Çok yaparsanız tabii ki. Ben şimdi birer su bardaklı yapacağım arkadaşlar. Böyle bir sıvı yağım var. Böyle bir zeytinyağım var. Böyle bir yoğurdum var, görüyorsunuz. Böyle bir sütüm var. Ben bunları hep akşamdan çıkartırım arkadaşlar. Neden? O da sıcaklığı olsun diye. Daha eşim yatıyor. Ben dedim ki sen biraz kalkma. Ben yarın pasta yapacağım dedim. Tamam dedi o da. Şimdi bu da tuzum yoğururken. Bu da tahinim arkadaşlar. Ondan sonra bu da aparatım. Şekil vermek için. Nasıl şekil vereceğiz göreceksiniz. Bu da böyle. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bir şimdi şu hamurumu yoğurayım ben. Onu bir kenara koyayım. Tatlımı yapayım. Tatlımın şerbetini de getireyim. Ha şimdi hazır o. Tatlımın şerbeti de bu arkadaşlar. Önceden duttan yaptım, koydum dut şerbeti. Ve bunu soğuk. Tatlım sıcak olacak. Dut şerbetim soğuk olacak. Üzerine vereceğim arkadaşlar. Böyle bol B vitaminli olacak. B12 vitamini için arkadaşlar nohut. Nohut yemeğini bol yiyin. Kuru fasulye, nohut, mercimek. Hele de bilhassa yeşil mercimekte arkadaşlar. Bol miktarda B12 vitamini var.
Bilhassa nohut da arkadaşlar. Nohut mayalandırır ya. Mesela bir sirkeyi hızlı mayalanmasını istiyorsanız içine 5-10 tane 10 tane biraz fazla da geç küplere bir avuç da atarsın, iki avuç da atarsın. Annem çok atardı rahmetli. Nohut atarsın arkadaşlar. Ekmek mesela şu bayat ekmek B12'ye çok iyi gelir. Ondan da, bu da mayalanmaya etki eder arkadaşlar. Mesela bundan attın mıydı sirkenin içine? Şu kadar bir şey mesela. Şu kadar. Şu kadar bir şey senin sirkeni de mayalandırmaya yardımcı olur. Ama ben hiç ekmek kullanmam yani. Bilmiyorum. Renginin değişmesini istemem yani. Benimkileri bak bu şerbetin de sirkelerin de renkleri çok harika olur. Bu şerbetim. Gül suyu şerbetlerim var arkadaşlar. Sirkelerim var. Dut şerbetlerim var. Ondan sonra sirkelerim var. Gelincik sirkem var. Papatya sirkem var. Ondan az kaldı. Papatya sirkesini hep aranjman olarak kullandım arkadaşlar. Yani başka sirkelerle karıştırdım. Yani ya başka sirkeler yaptım daha doğrusu. Ne yaptım? Mesela dut. Dutu kaynattım, soğuttum. Ondan sonra mesela bu soğuk ya şimdi. Bunu dut sirkesiyle soğumuştu şey dutu zaten canlı yapıyoruz da şeyli. Bundan karıştırıyorsun. Ondan sonra içine hiçbir şey koymuyorsun. Ağzını kapatıyorsun. O kendi oluşum oluyor. Bu biraz şekerli tabii ki bu şerbet olduğu için şekeri çok. Ondan sonra ben genelde şekersiz yapıyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şekersiz diyorum. Şeker az oluyor da tuzu fazla koymuyorum. Beyin damarlarında rahatsızlık olanların tuz kabul etmiyor. Tuz rahatsızlık veriyor. O yüzden tuzu fazla kullanmıyorum ben. Ama şeyde kullanacağız şimdi. Çünkü mayalanmasına yardımcı olur. Hamurun güzel mayalanması için tuz şart arkadaşlar. Görüşürüz şimdi. Ben bir hamurumu yoğurmaya başlayayım. Şimdi malzemelerimi veriyorum arkadaşlar. 2 tane yumurtam var. Beyazı içine. Aslında yumurta kırılmasa da olur ama ben beyazını alacağım için mecbur kıracağım. Siz de aynı şekilde. Beyazını ne yapacaksınız? Şeyle elmalı kurabiye yaparsanız o zaman olur. Ben böyle yapardım. Şimdi hiç uğraşamam elmalı kurabiyeyle. Böyle günlerim olduğu zaman elmalı kurabiye yapacağım zaman aslında hani yapmasam bile yapasım olurdu. Neden? Çünkü böyle tuzlu şeylerde sarılarını koymamam gerektiğinde ayırırdım. Bununla da mesela elmalı kurabiye yoğururdum. O şekilde. Bu yağımız arkadaşlar. Şimdi yağımız boşa gitmesin sütümüzle. Bir şey israf etmem arkadaşlar ben. Bu da zeytinyağımız. Bu tahinli çöreğimiz biraz yağ kaldırıyor arkadaşlar. Böyle. Bu da böyle. Bunları böyle alayım ben. Günaydın dedim mi arkadaşlar size ben? Hayırlı sabahlar, günaydın. Hayırlı da cumalar. Bugün cuma değil mi? Hı. Şimdi mayamı da katayım arkadaşlar be. Biraz da şeker katayım. Azıcık da şeker katayım.
Şeker arıyorum, şeker burada. Yerler değişti ya arkadaşlar, yeni yerler oluştu. Şöyle bir şey de şeker katayım arkadaşlar, mayalansın. Tuzu sonra yoğururken. Bu da sonra. Bunlar sonraki işler. Bunu ben karıştırayım arkadaşlar. Yoğurayım. Olay bu işte. Un aldığı kadar. Ne unu kullanacağım? Mısır unuyla normal un arkadaşlar. Mesela bizim orada annelerimiz mısır un katmazdı. Ben hatırlıyorum. Ama ben katıyorum arkadaşlar. Çok şahane oluyor. Bu normal unu. Bu da mısır unum arkadaşlar. Göz kararı koyacağım. Bunu halledeyim. Üstü kabuk bağlamasın diye zeytinyağı döktüm. Ama zeytinyağı diyorum. Sıvı yağ koydum arkadaşlar. İki sıvı yağ salladım. Yani damlattım diyelim biz buna. Böyle bunu bir kenara koyacağım ben. Hiçbir şey olmaz. Şimdi unlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Benim kaşığım büyük arkadaşlar. Da büyük kaşık arkadaşlar, seviz kaşığı, ona göre hesaplayın ama aldığı kadar, zaten hepiniz bilirsiniz. Bunu yoğuracağım arkadaşlar, burada çevire çevire, içine kıvıra kıvıra tekrar yoğuracağım. Bunun hamuru çok güzel yoğrulması gerek. Aslında her hamurun güzel yoğrulması gerek. Bir tane daha koyayım, yeter bundan. Gerisi bundan. Bu tahinlinin hamuru arkadaşlar. Şimdi böyle içine kıvıra kıvıra arkadaşlar. Hamur böyle yoğrulur. Onu da göstereyim. Bu şekilde. Katlana katlana. Bu şekilde katlana katlana yoğrulur hamur. Yeni öğrenenler için gösteriyorum. Böyle. İçi kıvırıla kıvırıla. Katlana katlana. Mesela ekmek yapacaksınız ya. Evinize. Somun ekmek. Mesela bu bir hamur olsun. Somun ekmek yapacağız. Bunu katlıya katlıya, içine kıvıra kıvıra, kıvıra kıvıra edeceksiniz. Böyle. Böyle kıvıra kıvıra edeceksiniz bunu. Böyle. Ondan sonra en son kıvırdığınızda tepsiye koyacaksınız bu şekilde. Kıvırık olacak yani o içine. Şöyle mesela. Ondan sonra şuradan da şöyle şöyle mesela şöyle 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 yararsınız. Tabii bu düzgün olmadı. Düzgün yapacaksınız da böyle böyle bıçakla yararsınız. Mesela şöyle şöyle kesersiniz, göstereyim ben. Bunu böyle böyle katladın ya mesela. Bir kere de birkaç kere böyle böyle. Bu ekmeğin özelliği o arkadaşlar. Somun ekmek. Devamlı içe kıvıracağım. Devam. Ondan sonra somun ekmek haline getirdiniz.
Bura böyle içe kurulu tabii. Oradan yarılacak. Hava alacak arkadaşlar. Şey olacak. Hava alma değil de nefes alacak hamur. Oradan. İçini çekecek. Böyle. Al sana ekmek mesela. Gördün mü? Kocaman somun oldu. Bir de mayaya geldi miydi o kocaman. Yani ekmek yapmaya ne var? Üzerine de su sür. Hiçbir şey yapma bile. Su sür, su. Bildiğin su. Fırçayla sür. Mayalandı mıydı? Mayalansın da öyle sür. Yüzüne sür. Ondan sonra da ver fırına. Al sana ekmek. Yani mesela ekmeğin hesabını yapanlar, ben de yapıyordum bir zamanlar. Çocuklarım küçüktü, elimizde yoktu. Eşim öğretmen değildi o zaman. Ben de evde her gün ekmek yapardım. Benim yakınlarım bilir, ailem bilir. Mesela yaşayanlardan Şükran ablam bilir. Suhal'im bilir, Fadime bilir. Benim yakınlarım bilir. Öbürleri beni hiçbir zaman ne bildiler ne anladılar. Onlar araba falan değildi. Onlar ancak benden almayı bildi. Kardeşler. Böyle arkadaşlar. Ama ben iyilik yapmışım. Çocuklarıma her gün mayalı ekmek getirmişim. Sonra da öğrendim. Onun için sağlıklı büyümüş. İşte ekmek arkadaşlar. Aha, ekmek şekline geldi. Anladın mı? Mesela şöyle şöyle ettin miydi? Al sana ekmek. Şu köşelerinde şey yaptın miydi? Şöyle de yaparsın mesela. Al sana ekmek. Koy fırına. Yine suyu sür. Şeyle, fırçayla. Bir küçük kaba. Şöyle bir küçük kaba su koy. Yüzüne sür. Fırına sür. İşte. Al sana ekmek. Ama mayalanacak. Mayalanmadan olmaz. Maya gelmesi lazım. Şimdi benim bu hamuru. Daha maya gelmedi ama ben bunu tepsi mayası yapacağım için işlememi başlayacağım şimdi ben. İşleme devam edeceğim ben. Bırakmayacağım. Ben bunu küçük bezelere ayırayım arkadaşlar. Şimdi işleme başlayacağım. Şöyle. Çok da küçük değil de. Baklava hamurunu daha küçük yapıyorum mesela. Bu baklava hamuru değil. Bu tahinli çörek hamuru. Yalnız bunu bir tadanırsa küçük çocukları olanlar her gün isterler anne ne olur yap diye. Çocuklarım küçükken bunu severlerdi. Ya da sevmeseler de ben yapardım. Mecbur yerlerdi. Küçüklü büyüklü yaptım arkadaşlar. Bizde derler ki düşmanını bilmez. Aman boşver. 60 yaşından sonra öğrendim zaten hiç merak etme. Problem değil.
Herkes kendini yapar. Kimse kimseye bir şey yok. Aslında şöyle şöyle olur da böyle içi, bunu da içe kıvıra kıvıra beze olur. Bak bu daha güzel oldu. Şöyle şöyle içine kıvırla kıvırla beze olur. Böyle dümdüz yapılmaz da. Ha böyle. Ben bazen acele ediyormuşum. Hani işin evsin ki sen evme derler yaşlılar bizlere. Öyle derlerdi, acele etme. Ama ister istemez oluyor. Ay çok şükür ya Rabbim, ben bezeyi niye çekiyorum ki? Şimdi bezelerimi yaptım arkadaşlar. Böyle de bir hamur bezim var, kendim diktim. Ama şimdi değil tabii. Yıllar önceden. Hani bir zamanlar terziydim ya o zaman da. Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Yağlamayayım şeyimi de. Bezim çok güzel. Bu şekilde. Tahinimi böyle sürüyorum arkadaşlar. Ve kıvırıyorum. Küçük pastalar şeklinde yapacağım arkadaşlar. Pasta gibi olacak. Yani anam babam usulü değil. Yani anam babam usulü olsa daha basit olur. Tepsiye yatırırım. Oh. Tamam mı? Şimdi bunu da böyle kıvırıyorum. Mesela hepsinin şeklini göstereceğim sana size. Hepsini yapmayacağım da. Ondan sonra da böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle böyle. Böyle böyle açacağım, açacağım, açacağım. Yani çok ince açmanıza gerek yok. Yağlanmasın şöyle. Heh. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. Yok bunun diye yanlış dedim. Şunlar daha kolay oluyor. Bak arkadaşlar. Öbürü yırttı geçti bu. Nasıl güzel görüyor musunuz? Madem bunu da koyalım yerine. Şunu da yağlayayım ben. Bu da tepsi şeyin tepsisi arkadaşlar. Çöreğin tepsisi bu da. Bunu da ben bir yağlayıvereyim de. Şimdi bunun böyle kalması için yağ dökeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tel tel kalması için yağ dökeceğiz. Gördünüz mü? Şimdi de böyle böyle. Böyle böyle al sana pasta, tahinli pastasını al böyle, ama bunu dinlendire dinlendire. Şimdi bunu buraya koydum muydu tepsi mayası burada gelecek. Ha görmüyorsunuz. Aha bunu buraya koydum mu tepsi mayası burada gelecek. Hepsini sırayla yapacağım arkadaşlar, tamam mı?
Öyle arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. İyi anlamanız için. Çok güzel bir çörek bu. Hem pasta niyetine, hem çörek niyetine, hem de şifalı bir şey. Böyle. Tahinimiz, ay çok gitti. Böyle. Hadi bakalım, o da sizin şeyinize. Çok gitsin bakalım. Böyle. İçe doğruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ha, o şeyde bir de kıvırırsak daha güzel olur. Ben kıvırmadım şeyde. Size göstermedim. Dur dur dur. Şimdi daha güzel yapacağız. Ayrıntısıyla. Şimdi ben bunları var ya size göstermek için yaptım da bunları böyle bir bekletiyorum. Ondan sonra da bu ikinci şeyi yani bekletmeden de olur. Bekletmeden aslında daha güzel olur. Boş ver. Devam böyle. Şimdi bunu böyle elimizde oklava kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunda oklava yok. Oklava dedin miydi? Tadı değişik oluyor. Ben sevmiyorum tadını. Oklavasız yaptın mı? Çok şahane oluyor. Çok gerçekten. Kusursuz oluyor. Bak. Böyle tel tel ediyorsun ki o tel tel olması için arkadaşlar. Üstüne de sıvı yağ döküyorsun. Niye biliyor musun? O tel teller şey olsun diye. Kalıcı olsun diye. Aralarına yağ giriyor ya. Bak. Gördün mü? Yani çok yağlı olur mu deme. Yağlı olmaz. Aynen. Şimdi şöyle kıvırırsak bunu da bir becerebilirsek vallahi becerdik. Daha güzel olur. Şeyde tahinli çörekte kıvıracaksın arkadaşlar. Kıvırmayı iyi bileceksin. Sefer açılıyor mu? Ne yapıyor? Şey böyle iyi kıvıracaksın yani. Onu özelliği var. Böyle kıvırık kıvırık olunca daha bir hoş oluyor. Kıvırık kıvırık. Ondan sonra saracaksın arkadaşlar. Olduğu yerde. Akordiyon gibi. Şöyle saracaksın. Al sana. Bunu böyle bastır koy. Hiçbir şey olmaz. Yüzüne de yumurta sarısı ayırdık ya. Ondan sürdün müydü? Mayalandır. Süper ötesi olur. Ama hakık gibi kızaracak arkadaşlar. Özelliği o. Ben bunları tek tek bir yapayım ayağı canlarım. Soframda hamur soframda yağlanır diye korkuyorum. Şimdi yapıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. O kadar. Yüzüne sürüp fırına vereceğim. Sonucu gösterdim size.
Tatlımı yapıyorum arkadaşlar. Hamurumu koydum. Bu kalan yumurtamı koydum. Birazcık karbonat önceden koyduydum. Azıcık. Şuraya da şey dökülmüş. Onu alayım. Bunu ben bir yoğurayım arkadaşlar. Bu irmikli tatlı arkadaşlar. Dinlendirip yapıyorum ben bunu. İki parça da yapıyorum. Dinleniyor bu hamur arkadaşlar. Dut şerbetli olacak arkadaşlar bu. Normal şekerli şerbet değil. Şeker de var içinde. Dutla kaynattım. Suyunu çıkarttım. Kaynatıp suyunu çıkarttım dutun. Ondan sonra şerbet yaptım arkadaşlar. Yani o dutun kendi şeyiyle şeker katmayın. İlk önce dutu limonla kaynattım. Dutu gülü koydum arkadaşlar. Şu güllerimiz var ya kokladığımız. Kırmızı gül. 2-3 tane gül attım. Dut koydum. Bunun böyle oluyor arkadaşlar. Şerbeti. Onu içebilirsiniz de yazları. Mesela konsantre olarak da kullanabilirsiniz. Soğuk soğuk. Öyle güzel olur ki. Ondan sonra onu kaynattım arkadaşlar. Süzdüm. Kaç kere? 2-3 kere. Ama ilk süzdüğümü ben kullandım. Öbürlerini sirke yaptım. İlk süzdüğümü şerbet yaptım ben. Şeker kattım. Suyunu ayarladım. Kaynattım arkadaşlar. Bu da böyle. Ay vallahi gitti, gösteremeyeceğim.